Sevgili izleyiciler, televizyon programının ikinci bölümünde bizlerle birliktesiniz. Şişli Rizeliler Derneği ve Sofuoğlu Aileleri Derneği Başkanı Sayın Nazım Ardışen ve onun çok değerli hemşerisi sanatçı Zeki Uçkan bizimle birlikte. Şişli Rizeliler Derneği 4 yıl önce kuruldu dediniz. Önce hemşeriler arasında bir dayanışma anlayışı, beklentisi ve ruhuyla oldu bu iş. 4 yıl içerisinde neler yaptınız, hangi tür faaliyetler? Değerli hocam, biz geleneksel olarak her sene iftarımızı yaparız. Evet. Gene geleneksel olarak piknik organizasyonlarımızı yaparız. Çok güzel. Tabii ki yerel yöneticilerle, muhtarlar dahil, Şişli'deki yerel yöneticilerle devamlı irtibat halindeyiz. Onlarla neler yapabiliriz'i devamlı değerlendirmelerimizi daha yapıyoruz. Daha aktif katılımcı vatandaş rolünü de oynamaya çalışıyorsunuz değil mi burada? Tabii ki. Bulunduğunuz yerde. Evet efendim. Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi'nin önünde tanıtım günlerimizi yapıyoruz. Bu da geleneksel hale geldi. Bunu geleneksel yapıyoruz. Oronlar vesaire değil mi? Şimdi orada en önemli nokta kan bağışı kampanyası, evet, başlatıyoruz. Kızılay'a kan bağışını da gelenekselleştirdiniz. Onu da onların içerisinde, o bahar şenliğinin organizasyonun içerisinde Kızılay kan bağışı. Bir de Rize fotoğraf sergisi yapıyorduk şimdiye kadar. Rize'nin bütün Resul Çelik kardeşime de buradan teşekkür ediyorum. Fotoğraf sanatçısı. Fotoğraf sanatçısı. Evet. Aşağı yukarı 350-400'e yakın. Bu sene... Bu arada belki yönetmenimiz bu Rize'nin güzel fotoğraflarını, resimlerini de bize ekranda verebilir. Evet, İyi olur. Buyurun, devam edelim. Faaliyetlerini olabilir. Bunun yanında hocam bu sene Gizem Dolu Anadolu programı ile yine, evet, fotoğraf, bütün illerimizin fotoğraflarını sergileyeceğimiz. Evet. Allah nasip ederse önümüzdeki Eylül ya da Ekim ayında, evet, bu organizasyonumuzu da yapacağız. Yine geleneksel Bahar Şenliği adı altında. Çok güzel. Bir de platform kuruyoruz. Bütün sanatçılarıma öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ayırmaksızın. Tabii. Bunlar zaten benim kardeşlerim. Anamız doğru ayrı, babamız Allah ayrı ama biz öz kardeşiz. Öylesine kardeşlik duygusu içindesiniz. Evet. Ne güzel. Bu Ayhan arada Aptekin, memleketten görüntüleri de izliyoruz değil mi? Bunlar sizin Tunca görüntüleri galiba. Bir kısım ballar vesaire. Evet. Birçok, evet, şeyi görüyoruz. Evet. Memleketle de İstanbul arasında da köprü kuruyorsunuz değil devamlı mi? Devamlı bağlantı içerisindeyiz zaten. Yani İstanbul'da yaptıklarınız dışında memleket gezileri de yapıyorsunuz herhalde değil mi? Şimdi biz evvelki sene Güneydoğu'nun her tarafını gezdik. Mesut abi. Her tarafını gezdik. Oradaki sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldik. Hatta Diyarbakır gezisinde Sayın Valimiz Hüseyin Avni Mutlu Beyefendi de katıldı. Evet. Çok verimli oldu. Çok dostane ilişkiler kurduk. Ne güzel. İstanbul'daki Rizeliler, evet, Türkiye'nin diğer taraflarındaki vatandaşlarına, kardeşlerine el ve dostluk kucağı sunuyor değil mi? Evet. Hala da görüşüyoruz. Hmm. Hatta Van Vakfı ve Van Sivil Toplum Kuruluşları'nı Rize'ye davet ettik. Evet. Hatta 2 gün ağırladık onları. Çok keyif aldık. Hem biz hem onların da keyif aldığını söylediler, düşünüyoruz. Evet, evet. Yöremizi gezdirdik, balımızı. Hatta Dutkaya da çıkardık, Tunca beldesine de çıkardık. Çıkardınız, evet. Çok keyifli anlar yaşadık. Burada şahinler falan var, atmacalar değil mi? Her şeyi var. Sizin memlekette de öyle anlaşılıyor. Hatta yemekler, bakın görüyoruz. Evet, bir klibimiz vardı. O klip Zeki kardeşimin de. Evet evet, onu göstereceğiz zaten. Yani burada da bakın alabalığı gördük en son. Evet, atmacaları da gördük. Ve bu yaptığınız kurtuluş günlerinden değil mi? Etkinlikler çeşitli, evet, devlet yetkilileriyle. Evet, evet efendim. Evet. Harikulade. Ve bu horonda. Horonda, evet, güzel bir gelenek. Onu da ben çok 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 seviyorum. Horon i̇şte bu olayı. İşte alabalığımız. Alabalığınız değil mi? Evet evet. Değerli kardeşim Ayhan Aptekin her zaman bunu söyler. En güzel spor horondur. Evet değil mi? En şimdi o zaman peki biz bu sizin horonlarınızı da en doğal haliyle gördüğümüz yayla şenlikleri, evet, olayı var. Yayla şenlikleri videomuzu izleyelim. Bu şenliklerde horon nasıl oynanıyor, nasıl bir hırsla oynanıyor ve horon başı nasıl terliyor onu görelim.
Evet sevgili izleyiciler, yayla şenlikleri. Halkının buluşma kaynaşma yerlerinden biri de hiç şüphesiz yayla şenlikleridir. Sadece köyde yaşayanlar değil, büyük kentlere göç eden yöre halkı da şenliklere gelmek için büyük bir gayret göstermekte, işlerini şenliklere göre ayarlamaktadır. Şenlikler, yorgunluğun atıldığı, hasretin giderildiği, eğlenme, kaynaşma yeridir. Genç kızlar ve kadınlar en güzel takı ve elbiselerini kuşanırlar burada. Kenarları işlemeli, sade, renkli veya motifli çemberli. Genellikle çember üzerine takılarak kullanılan yaşmaklı, yazmalı, atkılı, peştemalli ya da çeşanlı, fistanlı. Rengarenk ve cıvıl cıvıl bir atmosfer oluşur kalabalıkta. Kimi zaman bu güzellikler sisler altında kalsa da değerinden hiçbir şey yitirmez. Şenlikleri şenlik yapansa horonlardır. Rize'de Hemşin ve Rize olmak üzere iki türlü horon vardır. Hemşin horonları genellikle tulum, Rize horonları ise kemençe eşliğinde oynanır. Rize horonları İyidere, İkizdere'den Çayeli sahilini kaplayan bir alana kadar yayılır. Çayeli dağlık kesimlerinden Fındıklı'yı da içine alan bölümde ise Hemşin horonları vardır. Kadın erkek ayrı ayrı oynanan horonlar olsa da biz genelde karışık oynanan bir ritmin içinde bulduk kendimizi. Samimi ve içten kalabalıklar bu geleneği yaşatırken oluşturdukları dinamizm gerçekten izlenmeye değer. Tamam. Haydi! Haydi! Bak oynamayanı atarım Allah'ım! Aşkını! Rizelilerin kanlarının hızlı aktığını adım başı bir horon grubuna rastladıkça anlıyoruz. Dikkatle bakıldığında aralarındaki gizli ve tatlı rekabeti yakalamanız da mümkündür. Rizeli doğaya asla küsmez. Horon yağmur altında bile tüm hızıyla devam ediyor. Bizim horon başıysa zaten pek bırakacak gibi değil. Horonlarda tempo düştüğü zaman çok samimi uyarılar kullanılır. Şenliklerin baş aktörleri kemençe ile tulumdur. Kemençenin Karadeniz'e nasıl geldiği bir sır olsa da tulumun Kafkaslardan geldiği söylenir. Kemençe ve tulum kendine has sesleriyle yöre insanıyla bütünleşmiştir. Horonlarda, yol havalarında, türkülerde hep bu iki sazın egemenliği vardır. Ne işlerin var idi siz dağ başlarında? Ne işlerin var idi siz dağ başlarında? Ne dur başıma gelen gencecuk yaşlarımda, gencecuk yaşlarımda, gencecuk yaşlarımda.
Sevgili izleyiciler, umarım siz de Rize'nin yaylalarına gittiniz. Yağmur altında da olsa o horonu ve Karadeniz müziğinin o güzel, hoş yankılanan sesini duydunuz eminim. Tabii buradaki Karadenizli dostlarım da daha fazla duygulanmış olmalı. Peki Nazım Bey, burada İstanbul'da Karadeniz'in kültürünü, müziğini, geleneklerini canlı canlı yaşatmak hem hemşerilerinize hem hemşerilerinizin diğer dostlarına, İstanbullulara bunu göstermesi sizde nasıl bir tatmin duygusu veriyor, yaratıyor? Hocam bende zaten hemşerilik hastalığı biraz fazla. Memleket sevdalılığı fazla. Oldukça fazla. Biraz değil. Güzel. Onun için ben bunları yaşarken gençleşiyorum diyorsunuz. Hakikaten yürekten yaşıyorum. Ne güzel. Laf olsun diye değil. Kardeşlerim biliyor. Bunu hakikaten bunun olması gerektiği için yapmaya çalışıyorum. Tabii ki eksiklerimiz çok ama. Ama el birliğiyle değil mi? Hani bir herkesin devreye girip elinin altına taşın altına elini koyup ben de şaşırdım şimdi. Birlikte hareket etmesi çok önemli. Siz bu ruhu yaratmaya çalışıyorsunuz değil mi? Ben bu işten gönülden sevda ile yaptığımı bütün kardeşlerim görüyor zaten. Şuradan misal vereyim hocam. Ben herhangi bir organizasyon yaptığım zaman sanatçılarımızın %90'ını diyeyim. Başta Ayhan Alptekin, Zeki Uçkan, memleketinizdeki sanatçılar, Hülya Polat çağırdığınızda hepsi geliyor. Abidin Yerebakan, başta onlar olmak üzere, diğerleri de yeri geliyor sahnede zaman bulup da sahnede yer alamıyorlar. Hiçbir maddi katkı olmadan, hiçbir şekilde ama. Memleket sevdası sadece bu demek yürekten yaptığımız, gönülden yaptığımız organizasyonlara katkı sağlamak amacıyla kendi memleketlerine onların da katkı sağlama ihtiyacı zaten mecburi sanatçılarımız olmadan zaten hiçbir şey yapamayız. Sanatçılara da kol kanat geriyoruz. Ne güzel, sanatçılar da gönüllerini ve kendilerini bu işe koşuyorlar. Şimdi Ela diyelim. O nasıl bir türkü? Vallahi söz müzik Engin Alptekin hocamın bir türküsü. Evet. Hareketli oldukça, çok da değil ama hem eğlenceli hem de sözleri ne de dikkat edilmesi gereken bir türkü. Evet, bir dikkat edelim bakalım, bakalım nasıl bir türküymüş. Ela Ela'yı Zeki Uçkan'dan izliyoruz sevgili izleyiciler. Dumanlarım
da dizildi, dizildi de oldum derdun kervani. Dertlerim sıra 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 da dizildi, dizildi de oldum dertler kervani. Bulamadım izuni da güzelim, güzelim da hani neredesin hani. Yaktın yandırdın beni da güzelim, güzelim da hani neredesin hani. Ela ela gözlerine, kaşlarına, sarı sarı saçlarına olayım. Ela ela gözlerine, kaşlarına, sarı sarı saçlarına olayım. Yaktın yandırdın beni de tüteyim, tüteyi de başımda dumanlarım. Yaktın yandırdın beni de tüteyim, tüteyi de başımda dumanlarım. Yaktın yandırdın beni de tüteyim, tüteyi de başımda dumanlarım. Yaktın yandırdın beni de tüteyim, tüteyi de başımda dumanlarım. Evet, gerçekten çok çok güzel bir parçaydı. Zeki İnşallah Uçkan'a bunun klibini de çekeceğiz yakında. Öyle değil mi? Bunun da klibi çekilsin bakalım. İnşallah. Güzel olacak. Şimdi Nazım Bey, İstanbul'da birçok şey yapıyorsunuz. Sanatçıları, hemşeri sanatçıları da derneği ve memleketi sahiplendirmeye yöneltiyorsunuz. Onlar da canı gönülden geliyorlar. Ama yaptığınız çok güzel bir şey daha var. Ana memleketiniz, baba memleketiniz Tunca'yı da tanıtıcı bir klip çektiniz, öyle değil mi? Tunca türküsü diye. Bu nasıl oldu? Tunca türküsünü bizim Kadıköy, Kadıköy'de Rize tanıtım günleri vardı. Zaten kardeşlerimle hep iç içeyim. Abidin Yerebakan sanatçı kardeşim bir şiir yazdı Tunca'ya. Evet. Engin Alptekin ve Ayhan Alptekin kardeşlerim de bunu bestelediler. Evet. Besteleyelim dediler. Çok güzel. O Kadıköy'deki o canlı yayına, 4 tane canlı yayın televizyonu vardı. 35 bin, 40 bin insan vardı. Orada canlı canlı söyleyelim dediler. Dediler ve Ayhan Alptekin, Zeki Uçkan, söylediler. Abidin Yerebakan birlikte söylediler. Abidin abi bir şiir yazdı ama güzel bir şiir yazdı. Güzel bir şiirdi ve onun görüntülerinden de çok güzel bir video oluştu. Bunu izleteceğiz ama önce telefon klibini yaptık onu. Sayın Hasan Öztürk var. Duyabiliyor musunuz bizi? Hasan Bey iyi günler. Günaydın. İyi günler, günaydın. Günaydın efendim. Nasılsınız? Buyurun programımıza hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Ben Beykent televizyonlarına bu yayınından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayrıca Rizlileri tanıtan Nazım ve Zeki Uçkan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Bir şarkı isteyecektim ama mümkün müdür? Zeki Uçkan'la Sallan Yarın Sallan. Mümkündür tabii. Olabilir değil mi? Bizim şarkımız zaten. Güzel, tamam, onu tanıyorsunuz o halde. Bu evet. Şarkıyı hatta hemen şimdi Tunca türküsünü nasıl olsa bekletebiliriz. Tamam. Hemen eğer de rejimizde hazırsa, neydi? Sallan güzelim, evet. Sallan. Güzelim sallan. Tamam. Evet, tamam. Size gelsin. Tüm Rizelilere yolluyorum. Evet, evet, tüm Rizeliler için. Evet, zaten o doğada uyum sağlamak için, değil mi? Rizeliler sağlam bir şekilde sallanıyorlar diyelim. Evet. Bu şarkı da güzel bir şarkı. Evet, onunla ilgili bir satırda bilgi verelim. Bunun da sözleri, müziği Engin Hocam'a ait. Sözleri de Zihni Cinan abimize ait. Evet. Güzel bir şarkı. Bu arada bu parçaların bulunduğu sizin son albümünüzde evet. Kalaş albümü. Evet. Kalaş albümü, evet. Peki, buyurun alıyoruz. Thank you.
kudit vatsu, kuri odi mit vatsu, kaybana sevdalığı mu yapat kelemansu, kaybana sevdalığı mu yapat kelemansu, sallan güzelim sallan, aşkın salıncağına, bu sevdali uşağında su koydun ocağına, bu sevdali uşağında su koydun ocağına. Hesa hesa hellesa, asil uşağım asil, hesa hesa hellesa, asil uşağım asil. O beni sevmeyse niye sorayın asil, o beni sevmeyse niye sorayın asil. Sallan, aşkın salıncağına, bu sevdali uşağında su koydun ocağına, bu sevdali uşağında su koydun ocağına. Hesa hesa hellesa, asil uşağım asil, hesa hesa hellesa, asil uşağım asil. O beni sevmeyse niye sorayın asil, o beni sevmeyse niye sorayın asil. Hesa hellesa, asil uşağım asil, hesa hesa hellesa, asil uşağım asil. O beni sevmeyse niye sorayın asil, o beni sevmeyse niye sorayın asil. Evet, bravo, bravo. Artık ne diyeceğim biliyor musunuz? Bu Rizeliler yağmurda, dağda, tepede, yaylada değil, stüdyoda da her yerde duramıyorlar. Tabii. Oron oynuyorlar. Evet, gerçekten. Tabii bu canlı da enerji. Güzel figürleri var ama biz burada evet, bu kadarını yapabiliyoruz. Bu kadarını yaptınız. Evet, harikulade. Çok çok güzel. Evet, şimdi bu Tunca türküsünün de hikayesini anlattığınız bir parça. Bu herhalde çok beğenildi değil mi hemşerileriniz tarafından? Çok beğenildi. Bu video. Tuncalıları, Abidin kardeşimin yüreği bu. Evet. Engin Abdekin'in, Ayhan Abdekin'in ve Zeki Uçkan kardeşimin emekleriyle oldu. Bunlara ne kadar teşekkür etsem ve azdır. Ve kendi kasabalarından, memleketlerinden çıkan sanatçılar oranın evet, yöre insanıyla hem buluşmuşlar, birleşmişler, bütünleşmişler ve onun tanıtımını en doğal haliyle yapıyorlar. Evet, sevgili sadece, izleyicilerimizle de paylaşacağız tabii ama bir şey söyleyeceksiniz galiba. Çok özür diliyorum. Sadece görsel olarak tanıtım çalışması değil. Oradaki insanların yüreğindeki duyguları ortaya dökerek evet, bestelendi. Oradaki yaşantıyı yansıtan aynen doğru, bir Tunca türküsü oldu. Evet, evet sevgili izleyiciler, reklam öncesinde Tunca türküsünü gelin bir memleket tanıtımını sanatçıların ve bir sivil toplum kuruluşunun birlikte nasıl başardığını birlikte izleyelim.
Muhteşem Rize'nin güzel ilçesi, Ardeşen'in gururu ve neşesi. Her şekilde huzur veriyor sesi. Bölgemin gururu Tunca Beldesi. Güzel köylerinde gönül avuttuk. Ne senden ayrıldık ne de unuttuk. Baba vatanımız Tunca Beldesi. En yakın komşundur Bayırcı köyüm. Aynen senin gibi iyidir huyum. 20 saat otur 4 saat uyum. Oksijenin yeter Tunca Beldesi. 20 saat otur, 4 saat uyum. Oksijenin yeter Tunca Beldesi. Kültürüm yaşıyor 81 günde. Senin fıkraların hoş olur dilde. Mezralar, yaylalar, köylerin bir de dolaş karibalın Tunca Beldesi. Karşı komşun ise yukarı durak. İnsanı çalışkan elinde orak. Sürekli çalışır bilmez durdurak. Yolun izin aynı Tunca Beldesi. Aşağı durağın havası serttir. Orayı görmemek başka bir derttir. Ardeşen şimdi ona emanettir. Cevheri kaynağı Tunca Beldesi. Ardeşen şimdi ona emanettir. Cevheri kaynağı Tunca Beldesi. Şendere'de olur esnafın hası. Orada silinir namlunun pası. İnsanların doğruluğun ustası. Namın unutulmaz Tunca Beldesi. Merkez mahallesi insanlar üşen. Her mahallen aynı bol senin neşen. Derneğin başkanı Nazım Ardişen. Her cevher içinde Tunca Beldesi. Orta adada armutluk yolunda. Kuş sesleri sağında ve solunda. İman yüreğinde kuvvet kolunda. Sali Tunca Beldesi. İman yüreğinde kuvvet kolunda. Birliğin timsali Tunca Beldesi. Da duyulmaz arazı satan, içinde yaşayan, altında yatan. Tarabya adeta ikinci vatan. Bir yanın İstanbul Tunca Beldesi. Esentepe ise hemen üstünde. Sakinleri namertliğin kastında. Tüm insanı merhametli aslında. Çok konuk seversin Tunca Beldesi. Tüm insanı merhametli aslında. Çok konuk seversin Tunca Beldesi. Şen yuvadan Mustafa Bayraklı bilirim. Adı nerede geçse çok sevinirim. Adamlığı ile hep övünürüm. Yiğidin harmanı Tunca Beldesi. Sevilen güzel beldemiz.
Ezgi'nin timsali Tunca beldesi. Tunca bizim için, Tunca bizim için kutsal mabettir. Kadını namuslu, erkeği merttir. Seni sevmek, seni sevmek Allah'a ibadettir. Sevdanın adısın Tunca beldesi. Çok konuk seversin Tunca bendesi. Sevgili izleyiciler, evet, Nazım Erdişen memleket sevdasıyla az daha o küçük alette düşüyordu. Neyse, ama şunu söylemek istiyorum sevgili izleyiciler. Bakın, Tunca beldesi sanatçılarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, mahallelisiyle, halkıyla bütünleşmiş ve kendisini kültürü, folkloru, her şeyiyle, doğasıyla tanıtan bir belgesel ortaya koymuş. Niye Anadolu'muzdaki diğer köy ve kasabalar aynı şeyi yapmasın? Aklımdan geçeni sizinle paylaşmak istedim. Kısa bir aradan sonra programımız sürecek. Bizden ayrılmayın lütfen.